Havacılık tarihinde kameralara yansımış az sayıda kazadan biri olan 102 sefer sayılı uçağın Afganistan'da yaşadığı olaylar anlatılmaktadır. Bu kaza yaşanmış gerçek bir kazadır. Resmi raporlara ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanmaktadır. 29 Nisan 2013. Kuzeydoğu Afganistan'daki Bagram hava sahası çok yoğun. 102 sefer sayılı National Airlines uçağı yorucu bir mesainin son ayağında. Dönüştürülmüş bir Boeing 747'de kargo götürecekler. Piste park etmiş bir şekilde kalkış için izin bekliyorlar. Pilotlar kendi aralarında şakalaşıyor. Ekip üyelerinin hepsi Amerikalı. Kaptan pilot Brett Hessler evdeki hamile eşinin yanına dönmek için sabırsızlanıyor. Brett Hessler'ın yardımcı pilotu Jamie Brokaw. Uçağın ikinci kaptan pilotu Jeremy Lipka ise katlanır koltukta oturuyor. Kokpitin arkasında kabinde ise kargo görevlisi Michael Schitt, iki teknisyen ve diğer yardımcı pilotla birlikte. İki uçuş ekibi sayesinde uçak durmaksızın uzun mesafe gidebiliyor. Ekip üyelerinin hepsi Amerikan Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamış siviller. Amerikan ordusu ve müttefikleri Afganistan'daki savaş süresince orada 50'den fazla üs kurdu. Bagram açık ara farklı en büyüğüydü. İçinde spor sahaları, mağazalar ve devasa boyutta 7 tane yemek tesisi vardı. En iyi döneminde bu üste 40 bin insan yaşardı. 12 yıl süren savaştan sonra ordu operasyonunu küçültüyor. Birlikler, silahlar ve ağır makineler taşınıyor. Hava trafik kontrolü her gün havaalanına gelen ve havaalanından giden yüzlerce uçuşla ilgileniyor. Bugün 102 sefer sayılı National Airlines uçuşu son derece karmaşık bir yapbozun parçalarından biri. Ekip Şatölü Fransa'dan Camp Bastien Afganistan'a gitti. Burada 94 ton kargo aldı. Bu kargoyu doğrudan Dubai'ye götürmeleri gerekiyordu. Ama rota Bagram'dan geçecek şekilde değiştirildi. Ekip bir saati aşkın süredir kalkış izni bekliyor. Kontrolör sonunda 3 numaralı piste taksi yapmalarını istiyor. Kontrolörlerin 747 uçağının diğer askeri uçaklarla paylaştığı kalabalık rule yoluna dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi kontrolör iletişim kurup C-17 uçağına yol vermelerini istiyor. C-17 model bir askeri kargo uçağı pistte onların önüne geçiyor. Afganistan'da askeri çatışmalar azalmış olsa da burası bir sivilin oyalanmak isteyeceği bir yer değil. Bagram hala Taliban'ın en sevdiği hedeflerden. 102 sefer sayılı uçuşun ekibi için her rötar daha büyük bir risk anlamına geliyor. Yardımcı pilot kontrolörle iletişime geçip C-17'nin peşinden gideceklerini iletiyor. Şimdi pilotlar kalkış öncesi kontrol listesini uyguluyor. Ama hala üstlerinde fiziksel baskı var. Onlar havalanana kadar biri onlara ateş açarsa. Kafalarındaki soru bu. Sonunda önlerindeki C-17 pistten havalanıyor. Pilotlar kanatları kontrol ediyor. Şimdi kalkış izninin gelmesini bekliyorlar. 20 saatten fazladır aralıksız görev başındalar. Dubai'ye gidince dinlenme molası verecekler. Sonunda saat 15.25'te kontrolör kalkış iznini veriyor. Bu son ayakta uçağın kontrolü yardımcı pilotta. 2,5 saat içinde Dubai'ye varmaları gerekiyor. Tam o sırada ordu gazetecisi Stephen Hartov üssün çevresindeki bir yolda gün boyunca fotoğraf çekme işinden dönüyor. O sırada piste baktığında 747'nin pistte hızlanmak üzere olduğunu görüyor. Sonunda 102 sefer sayılı uçak havalanıyor. Ama tırmanış sıra dışı şekilde dik. Kaptan pilot yardımcı pilota devam et diyor. Hemen ardından burnu indir diye bağırıyor. Uçak aniden kontrol edilemez hale geliyor. Burun alçalmıyor. Kaptan pilot kontrol bende deyip kontrolü alıyor. Saniyeler içinde ekip acil durum moduna giriyor. Bir an önce uçağın burnunu indirmezlerse motorlar duracak. Zeminden çok yüksekte değiller. Farklı şeyler denemek için fazla vakitleri yok.
102 sefer sayılı uçak bir an için havada asılı kalıyor. Sonra uçak uçuşun her anını kaydeden gazeteci Stephen Hartov'un olduğu tarafa doğru yan yatmaya başlıyor. Üstlerine doğru gelen 747'ye doğru bakmaya başlıyorlar. Sonrasında 102 sefer sayılı uçak tamamen iflas ediyor. Tüm motorlarını kaybediyor. Buna rağmen kokpitteki pilotlar uçağı kurtarmaya çalışıyor. Sonunda uçak yere çakılıyor. Devasa bir patlama oluyor. Her şey gazeteci Stephen Hartov'un gözleri önünde gerçekleşiyor. Kontrolörler kuleden kaza anının gerçeklerini görebiliyor. Bu Bagram hava sahasında yaşanan en kötü sivil hava kazası. Uçakta bulunan insanların ölmesini izlemek herkes için çok zor. Amerikan kargo uçağı vurularak düşürülmüştü. Binlerce insanın güvenliği bu sorunun cevabına bağlıydı. 102 sefer sayılı National Airlines uçağı Amerika'nın Afganistan'daki en büyük üssünde düştü. İnanılmaz bir şekilde uçak yerde olan kimseye zarar vermedi. Ama tüm mürettebat hayatını kaybetti. Saatler içinde Taliban kazayı üstleniyor. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu terör saldırısı söylentilerinin arasında kaza araştırmasını yürütecek. Tim LaBerre'ın 5 araştırmacıdan oluşan ekibin lideri. Burası askeri üs olduğu için araştırmacılar çelik yelek ve kask takıyor. Ordunun kaza yerinde yaptığı araştırmalarda uçağın kara kutuları bulunuyor. Ama şaşırtıcı bir haber var. Taramalarda terör saldırısına dair hiçbir iz bulunamıyor. Kazanın en belirgin açıklaması elenince araştırmacıların enkaza yeniden detaylıca bakmaları gerekiyor. Uçağın %75'i yangın yüzünden yok olmuş ya da çarpmanın etkisiyle parçalanmış. Kuyruk uçağın diğer bölümlerine nazaran daha iyi durumda. Kuyruk kanatlarında uçağın uçuş kontrol yüzeyleri bulunur. Çok önemli olan irtifa dümeni de buna dahildir. Pilotlar uçağın açısını kontrol etmek için bunu kaldırır veya indirir. 102 sefer sayılı uçuşta açı baştan beri sorun olmuştu. Kuyruk kanadı sistemini yakından inceliyorlar. Ama incelemelerde bir arızaya dair delil bulunamıyor. Uçuş kontrolleri çalışıyorsa başka bir şey uçağı kontrol edilemez hale getirmiş olmalı. Her bir kanıtı dikkatlice topluyorlar. Buna 2 kilometre uzaktaki pistte bulunan parçalar da dahil. Araştırmacılar pistte bulunan parçaların ne olduğunu bulamadı. Hemen üretici firma olan Boeing'e göndererek ne olduğunu tanımlamalarını istiyorlar. Tüm kanıtlar kaza yerinden toplandıktan sonra operasyonu içeri taşıyorlar. Araştırmacılar geçici merkeze yerleşirken kazanın bir videosu internete düşüyor. Bir araçtan çekilen video uçağın dengesiz tırmanışı ve düşüşü hakkında büyük bir ipucu açığa çıkarıyor. Uçağın videodaki hareketi aşırı yüklenmesinden dolayı yükün uçağın dengesini bozmuş olabileceğini gösteriyor. 747 kargo uçağı her türlü yükü taşıyabilir. Uçağa fazla yük yüklememe sorumluluğu kargo firmasına aittir. Kargo manifestosunu inceleyen araştırmacılar uçağın sıra dışı bir yük taşıdığını keşfetti. Mayına dayanıklı ve pusuya karşı korumalı araçlar taşıyormuş. Uçak bu araçlardan 5 tane taşıyordu. Ve her bir aracın ağırlığı 12 ila 18 ton arasında değişiyordu. Tüm araçlar özel üretim bir palete zincirlenmişti. Ve uçağın gövdesine halatlarla bağlanmıştı. Ekip Bagram hava üssüne 94 tonluk kargo ile geldi. Yakıt aldılar. Ve yakıt yükü 40 tona çıktı. Ekip şimdi tam ağırlığı hesaplıyor. Hesaplamalar sonucunda uçağın fazla ağır olmadığı görülüyor. Ama yük ağırlığı sorun olmasa da yükün dengesi sorun olabilirdi. Araştırmacılar yükün dengesini belirlemek için araçların yerleştirilme biçimini haritalandırıyor. Üç büyük aracın her biri 18 ton. Baştaki ve sondaki araçların her biri ise 12 ton. Birkaç hesaplamadan sonra yükün dengesini belirliyorlar. Yük dağılımında bir sorun yok. Ama bir soru daha var. Kalkıştan önce yük dengelenmemiş olsa da kalkış sırasında yük kaymış olabilir. Ekibin odak noktası şimdi yükleme prosedürüne kayıyor.
Özellikle araçların düzgünce sabitlenip sabitlenmediğine bakıyorlar. Standart kargo konteynerları zemin raylarının üstüne konulan donanımlara kilitleniyor. Ama bu araçlar gibi büyük kargolar o kilitleri kullanamıyor. Sağlam naylon halatlar bağlama noktalarının etrafına sabitleniyor. Uçaktaki kargo görevlisi araçları sabitlerken kaç halat kullanılması gerektiğini hesaplamak için National Airlines'ın kılavuzunu kullandı. Firmanın kılavuzuna göre 12 tonluk araçlarda 24, 18 tonluk araçlarda 26 halat kullanılıyormuş. Çekilen videoda görülenin aksine analizler, uçağa fazla yük bindirilmediğini, kargonun düzgünce dengelendiğini ve şirket standartlarına göre sabitlendiğini gösteriyordu. Araştırmacılar uçağın içinde neler olduğunu öğrenmeli. Kara kutulardan elde edilecek bilgiler çok önemli hale geliyor. Kara kutu verileri başarılı bir şekilde kurtarılmış. Ama bir sorun var. Cihazlar kalkıştan kısa süre sonra çalışmayı bırakmış. Kayıtlı bilgiler araştırmacıların istediği bilgiler değil. Şimdi uçağın kalkışını görmüş olabilecek görgü tanıklarını bulmaya çalışıyorlar. Bu kadar büyük bir üste binlerce kişi işe yarayacak bilgiler verebilir. Bir tanık sıra dışı bir şey gördüğünü bildiriyor. Pist temizlik görevlisi kalkışın ardından uçağın arkasından dumanlar çıktığını gördüğüne emin. Bu ifade uçağın içinde çıkan bir yangının kazaya sebep olması ihtimalini doğuruyor. Eğer kargo bölümünde kalkış sırasında yangın çıktıysa uçağın iç parçalarında bunun kanıtları vardır. Ama parçaların incelenmesinde yangına dair bir ipucu bulunamıyor. Uçakta yangın çıkmamış. Araştırmacılar yine çıkmaza giriyor. 102 sefer sayılı uçağın ölümcül sonu hakkında ellerinde hala somut bir kanıt yok. Şimdi kokpit ses kayıtlarını dinlemeye başlıyorlar. Kayıt kalkıştan 3 saniye sonra kesilmiş. Ama uçağın pistte bekleyişi sırasında kayıt yapıyormuş. Konuşmalarda yardımcı pilot kaptana işte sorunum bu diyor. Kaptan da nedir bu diyor. Yardımcı pilot halatlardan birisi kopmuş cevabı veriyor. Kokpit ses kayıt cihazı yardımcı pilotun kargo bölümünde kopmuş bir halat bulduğunu gösteriyor. Ardından kaptan pilot yeni bir halat takacak mısın? Belli ki kaymış. Araç hareket etmiş mi diyor. Yardımcı pilot da evet halatları sıkılaştırdım diyor. Bu konuşmalar araştırmacıların ilgisini çekiyor. Araştırmacıların daha önce sonuca vardığı, ağır yüklerin düzgünce sağlamlaştırıldığı ve o yüzden kaymış olamayacağı tezinin aksine kayıt cihazı kayıtları bunun tam tersini gösteriyor. Konuşmaların devamında kaptan pilot yardımcı pilota umarım halatı değiştirmek yerine güçlendiriyordur diyor. Yardımcı pilot da evet hepsini kilitliyor cevabı veriyor. Bahsettikleri kişi kargo kabin görevlisi Michael Sheet. O halatı düzgün olarak yerleştirmediyse arkadaki araç kalkış sırasında serbest kalmış olabilir. Kalkış sırasında kargo kayarsa açı problemi çıkar. Şimdi araştırmacıların kalkıştan önce kargo bölümünde ne olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. Şimdi araçlardan birinin uçuş sırasında kaydığını ispatlamaları gerekiyor. Uçağın paramparça olmuş enkazında ipucu bulmak zor olabilir. Uçağın arka basınç bölmesinin %95'ini bir araya getirmeyi başarıyorlar. Arka basınç bölmesi hava geçirmez bir duvardır. Kargo bölümünü uçağın basınçlandırılmamış kuyruk bölümünden korur. Araştırmacılar bölmenin kargo tarafını kaplayan levhanın parçasını buluyor. Birleştirilen levhada aracın lastik izi görülebiliyor. İz, aracın sağ üst köşesindeki yedek lastikle uyuşuyor. Aracın kendisi de enkazın yakınında devrilmiş olarak bulundu. Hasar görmüş ama yangın tarafından yok edilmemiş. Aynı aracın arkasındaki anten kutusu da hasar görmüş. Ama büyük bir ipucu ortaya çıkarıyor. Kutu aracın arkasında yukarıda duruyor. Ve üzerinde turuncu boya izi var. Turuncu boyanın geçeceği tek yer oradaki kokpit ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazı. Aracın kara kutulara çarpması için en az 3,5 metre kaymış olması gerekiyordu. Peki araç o kadar kaymış olabilir miydi?
Yapılan ölçüm anten kutusundaki boyanın uçağın içindeki kayıt cihazlarıyla tam olarak hizalandığını ortaya çıkarıyor. Anten kutusunun da kayıt cihazlarının da yerden yüksekliği 265 cm. İki kara kutu da kalkıştan 3 saniye sonra kayıt yapmayı bıraktı. Çünkü 12 tonluk araç onlara çarptı. Peki ağır araç kara kutulara zarar vermiş olsa da dev bir 747'yi düşürebilir miydi? Araştırmacılar şimdi pistte bulunan parçalara dönüyor. Gönderilen parçaları Boeing uzmanları tanımlamayı başardı. Parçalardan biri kırılmış bir boru. 2 numaralı hidrolik sisteme ait. 747'nin uçaktaki kontrol sistemlerine güç veren 4 hidrolik borusu var. 2 numaralı hidrolik sistem zeminden geçerek hidrolik sıvı taşıyor ve arka basınç bölmesinden uçağın arkasına gidiyor. 2 numaralı hidrolik sistem uçağın 4 irtifa dümeni panelinden birini kontrol ediyor. İrtifa dümeni panelleri uçağın kuyruğundaki açıyı kontrol ediyor. Arkadaki araç kayıp basınç bölmesinden geçtiyse hidrolik boruya çarpıp uçağın kontrolünü etkilemiş olabilir. Araştırmacılar şimdi araçtan çekilen videoyu daha yakından inceliyor. Yakın inceleme sonucunda tuhaf bir şey fark ediliyor. İniş takımlarındaki bir garipliği görüyorlar. 747 gibi büyük bir uçağın ağırlığı taşıyabilmesi için karmaşık bir iniş takımı sistemi vardır. Birlikte açılıp toplanırlar. Bunu yapabilmesi için de birkaç hidrolik sistem kullanılır. İniş takımını kontrol eden hidrolik sistemler uçağın değişik kısımlarında çalıştırır. Açıyı etkileyen irtifa dümenleri de buna dahil. Araştırmacılar animasyon programı kullanarak 5 setli iniş takımlarıyla birlikte 747'nin dengini yaratıyor. Şimdi animasyon modelini video ile karşılaştırıyorlar. Karşılaştırmada bazı iniş takımlarının kapalı bazılarının açık olduğunu görüyorlar. Burada ters giden bir şey olduğu anlaşılıyor. 102 sefer sayılı uçakta kaydedilen son talimatlardan biri iniş takımları ile ilgili. Yardımcı pilot iniş takımları kapansın diyor. Kaptan pilot da iniş takımlarını kapatıyor. Ama iniş takımlarının tamamı kapanmamıştı. Görünüşe göre 4 hidrolik sistemden birisi havadayken hasar görmüştü. Araştırmacılar 1 numaralı hidrolik sistemin uçak düşmeden önce hasar gördüğünü belirliyor. Kopan hidrolik borunun keşfi görgü tanığının gördüğü dumanı açıklıyor. Hidrolik sıvı uçağın arkasında buharlaşırken duman gibi görünüyor. Araştırmacılar sonunda gizemi çözdüklerini düşünüyor. Ağır zırhlı araç çözüldü. Uçağın arkasına çarptı ve hidrolik boruları koparıp uçağı kontrol edilemez hale getirdi. Bagram hava üstünde geçirilen 11 günün ardından araştırmacılar eve dönmeye hazır. Geriye sadece Washington'da yapılacak simülasyon testiyle kazayı noktalamak kaldı. Araştırmacılar kazanın sebebini bulduğunu düşünüyordu ama hikaye burada bitmemişti. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Genel Merkezi'nde araştırmacılar dosyayı kapatmaya hazırlanıyor. Tek yapmaları gereken hasar görmüş hidrolikler yüzünden pilotların dik tırmanışı kurtarmasının mümkün olmadığı teorisini doğrulamak. Araştırmacılar sıradaki simülasyonda önce kargo kaymasını denemek için bozuk bir hidrolik sistemi olan bir 747 uçağı ortaya çıkarıyor. Bildiklerini alıp hayali senaryoları simülasyonda denemeye başlıyorlar. Arkadaki aracın serbest kaldığı simülasyonu yaptıklarında tamamen beklenmedik bir şey oluyor. Burun aşağı iniyor. Şimdi ağırlık merkezini daha da geriye götürüyorlar. İki hidrolik sistemi bozulduğunda ve araçlardan biri uçağın arkasına çarptığında bile simülasyonlar uçağın kontrol edilebileceğini gösteriyor. Afganistan'da sağlam görülen teori başarısız olmuştu. Araştırmacılar düşünmeye başladı. Gözden kaçırdıkları şey neydi? Ekibin kaza yerinin fotoğraflarını inceleyip kazanın sebebini açıklayacak yeni kanıtlar bulması gerekiyor. Araştırmacıların daha derine bakması gerekiyor. Uçağın açısını kontrol eden arka basınç bölmesinin yanında vidalı kriko vardı. İncelemelerden sonra araştırmacılar dengeleyici vidalı kriko nerede diye soruyor. Yatay dengeleyici uçağın havada dengede kalmasını sağlayan büyük bir kontrol düzlemidir.
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki vidalı kriko, pilotun talimatına göre dengeleyicinin kenarlarını alçaltır veya yükseltir. Kaza yerinde bulunan vidalı kriko yamulmuş ve temelin yakınından kırılmıştı. En olası açıklama hasarın çarpma sırasında olmasıydı. Ama emin olmak için test edilmek üzere Amerika'ya gönderilmişti. Sonuçlar krikonun geriye doğru yamulduğunu gösteriyor. Kaza sırasında yamulacağı yönün tam tersi yöne yamulmuş. Bu da araştırmacılar için neden sorusunun doğmasına yol açıyor. Ekip şimdi uçağın şemalarını inceliyor. Dikkatlice ölçüm yapıp uygun olan şeyi buluyorlar. Arkadaki aracın tamponunun krikonun motoruyla aynı hizada olduğunu görüyorlar. Şimdi dengeleyicinin serbest kalmasına neden olan kırık bir vidalı krikoyu simülasyona ekliyorlar. Simülasyonda eklenen veriler sonucunda uçak çakılıyor. Araştırmacılar uçaktaki bir aracın vidalı krikoya çarpması sonucu uçağın düştüğünü öğrendi. Ama hala büyük bir gizem var. Araç nasıl serbest kaldı? Kargo kabin görevlisi Bagram'da her araç için kullanılması gereken doğru halat sayısını hesaplamıştı. Hesaplamalarını şirketin kargo işlem kılavuzuna dayandırmıştı. Peki görevli doğru işlemi uyguladıysa araç nasıl serbest kalmış olabilirdi? Boeing idaresi işlemleri incelediğinde onaylamadıkları bir prosedür görüyor. Her halatta maksimum yük kapasitesini kullanmak için halatların belli bir açıyla bağlanması gerekiyor. Açıyı değiştirmek halatın kapasitesini değiştiriyor. Havayolu şirketi kılavuzda bunu belirtmemiş. National Airlines kılavuzunda açısı fark etmeksizin her halatın 2250 kilo taşıdığı yazıyor. Boeing'in hesaplamaları 102 sefer sayılı uçağın her araçta kullanması gereken halat sayısının yarısından az halat kullanarak kalkış yaptığını gösteriyor. Araştırmacılar kargo kabin görevlisinin bir suçunun olmadığını belirliyor. Ama sadece kargonun kayması uçağı düşürmezdi. Nihai olarak kazanın sebebi kayan aracın yatay dengeleyiciye zarar vermesi oldu. Yatay dengeleyici olmayınca pilotların talimatları uçağın yapmasını istedikleri şeyin tam tersini yapmasına sebep oldu. Burnu alçaltma çabası birden uçağın burnunun dikleşmesine neden oldu. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun son raporunda kazanın sebebi olarak şirketin kargo yüklemesi konusundaki yetersiz prosedürü gösteriliyor.